Instagram kullanıyorsanız binlerce Instagram filtresi ve efekti arasında siz de mutlaka en azından birkaçını kullanmışsınızdır. Instagram filtreleri ve efektleri Facebook tarafından geliştirilen bir uygulama aracılığıyla, Spark AR uygulaması aracılığıyla yapılıyor. Bu bir program ve siz de bilgisayarınıza bu programı kurarak yüz filtresi yapımına hemen başlayabilirsiniz. Bu dersin sonunda kendi Instagram filtrenizi oluşturabileceksiniz ve hatta oluşturduğunuz bu filtreyi cep telefonunuzdan test edebileceksiniz ve başkalarının, başka insanların, başka Instagram kullanıcıların da kullanması için onay aşamasına gönderebileceksiniz. Hadi başlayalım. Facebook ve Instagram hikayelerinde kullanmak üzere filtre yapabilmemiz için öncelikle bilgisayarımızda bir uygulama bulunması gerekiyor. Facebook'un Instagram hikayeleri yapımı için kendi kullandığı ve daha sonra Instagram yapmak için bu programı kullanmak isteyenlerle paylaştığı Spark AR uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Spark AR'ın linkini aşağı bırakacağım ama buradan da bu adrese girerek de veya Google'a Spark AR yazarak da bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Sayfanın güzel bir tasarımı var. Sağ üstteki download butonuna tıklayalım. Açılan sayfada tekrar download butonuna tıklayarak bilgisayarımıza bu programı indirebiliriz. İndirdikten sonra programı ileri ileri diyerek kuralım. Programı kurduktan sonra da programımızı çalıştıralım. Program böyle bir arayüzle geliyor. Bu dersimiz aslında hikaye yapmaktan öte bu programın nasıl kullanılacağını ve yaptığımız hikayeleri Instagram'da veya Facebook'ta nasıl paylaşacağını göstermeye yönelik. Dolayısıyla bu derste bu programı biraz detaylıca anlatmak istiyorum ki diğer hikaye yapımı derslerinde bir nebze daha hızlı ilerleyebilelim. Bu sayfaya geldiğimizde çeşitli presetler dediğimiz çeşitli hazır uygulamalar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesine tıklayarak bu uygulamaların nasıl yapıldığını bir template olarak görebilirsiniz. Ama ben bu aşamaya nasıl gelebileceğimizi göstermek istediğim için buradaki yeni proje seçeneğini seçiyorum. Blank project yapalım. Diğer kısımları bu işlemleri biraz daha hızlandırmak için olduğunu söyleyebilirim. Ama şu anda biz yine baştan bir şeyler hazırlamak istediğimiz için blank project olarak boş bir ekran açalım. Bu şekilde bir ekranla karşılaşıyoruz. Instagram hikayelerinde gördüğünüz tüm efektler, tüm filtreler bu uygulama aracılığıyla yapılıyor. Dolayısıyla size bu uygulama karmaşık mı görünüyor, basit mi görünüyor bilmiyorum ama tüm bu hikayeler, tüm bu efektler bu uygulama aracılığıyla, bu uygulamanın özellikleri aracılığıyla yapılıyor. Önceden bunu söyleyeyim ki ne kadar gelişmiş bir program olduğunu bu şekilde daha iyi ifade edebilirim sanıyorum Spark AR'ın. Şimdi öncelikle arayüzü tanıyalım. Sağ tarafımızda bir tane adam var. Bu adam bizim demomuz. Yaptığımız efektleri bu adam üzerinde göreceğiz. Bu adamın bulunduğu ekran aslında bizim telefon ekranımız. Bu ekranı böyle büyütebilirim ve yaptığımız efektleri çok daha detaylı bir şekilde inceleyebilirim. Programı ilk defa kurduğunuzda iPhone 8 üzerinden bu ekran çalışıyor. Siz de diğer ekranlarda nasıl göründüğünü görebilmek için diğer telefon modellerini iOS olsun, Android olsun diğer telefon modelleri üzerinde nasıl göründüğünü de görebilirsiniz. iPhone 8 üzerinde yaptığınız herhangi bir çalışma çoğunlukla diğer telefonlar için de uygun olacaktır. Sadece bu adam değil başka insanlar üzerinde de görüntülemeniz olanak tanıyor. Burada birkaç tane insan eklemişler. Sol üstte video kısmına geldiğimde burada 7 tane farklı insan var. Bu insanlara tıklayarak da farklı insanlar üzerinde yaptığınız filtrenin nasıl göründüğünü görebiliyorsunuz. Eğer bu programa bir laptop'tan bağlanıyorsanız veya bilgisayarınızda bir webcam varsa hemen yukarıdaki kamera kısmında kendi webcam'inize bağlayarak kendi görüntünüzü buradan görebilir ve direkt olarak cep telefonunuzdan bakıyormuş gibi kendiniz üzerinde bu filtreyi deneyebilirsiniz. Bu ana ekranda bizim kompozisyonumuzun olduğu yer. Eğer daha önce 3D programları ile ilgileniyorsanız bu ekran size yabancı gelmeyecektir. Var olan filtreyi yani hazırladığınız filtreyi bu ekran üzerinde 3 boyutlu olarak göreceksiniz. Bunun da faydalarını ve kullanım olanaklarını önümüzdeki derslerde daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle ilk filtremizi yapalım. Bu filtreyle beraber uygulamanın nasıl çalıştığını göreceğiz. Mantığını kavrayacağız. Bu da iyi bir başlangıç olacak. Yüzümüze bir maske konduracağız. Maskeyi kondurabilmemiz için öncelikle buradaki bazı filtreleri, filtre özelliklerini, objeleri kullanmamız gerekiyor. Buradan Add Object diyerek ya da buraya herhangi bir yere sağ tıklayıp Add diyerek Face Tracker'ı ekleyelim öncelikle. Buraya eklediğimiz veya burada seçtiğimiz her şey sağ taraftaki özelleştirilebilir panelde de değişikliklere neden olacak. Ben burada bu nesneyi seçtiğimde bu nesnenin özellikleri burada görülecek. Buradan da nesnenin özellikleri üzerinde oynarken faydalanacağız. Face Tracker'ımızı ekledik. Bir de buna Face Mesh ekleyeceğiz. Dolayısıyla bunun üzerine sağ tıklıyorum ve Add diyerek buradaki Face Mesh'i seçiyorum. Face Mesh eklediğimizde buradaki şahsın üzerinde bir satranç görünümü oldu. Yani eklediğimiz bu nesne bir Face Mesh olduğu için tam da kişinin suratını, yüzünü kapladı. Biz burada herhangi bir görsel eklediğimizde kare kare olan kısımlar içerisinde sınırı belirlenmiş olacak ve adamın tam da yüzünde bu eklediğimiz görsel görünecek. Ben internetten bulduğum böyle bir görselle bu yüzüğü kaplamayı düşünüyorum. Görseli yuvarlak boyutlarda kesip arka planı transparan olacak şekilde çıktısını aldım. Şimdi buradaki kare alanlara görsel ekleyebilmemiz için
Sol taraftaki menüde sol taraftaki nesneler arasında Face Mesh seçiliyken sağ tarafta bu Face Mesh'in özelleştirilmiş panelinde bir materyal deniyor bunlara. Biz materyal ekleyeceğiz bu yüze. Dolayısıyla buradaki materyal kısmı bizi ilgilendiren kısım. Buradaki alana görsel eklemek için materyals kısmını kullanacağız. Materyals'ın sağ tarafındaki artın üzerine tıklıyorum. Görüntü biraz daha 3 boyutlu olarak görünüyor. Şu anda beyaz bir renkte çünkü henüz materyal eklemedik. Materyalin üzerine çift tıklıyorum. Açılan bu panelde üstteki texture alanına choose file diyerek bilgisayarımda önceden hazırladığım materyali buraya ekleyeceğim. Choose file butonuna tıkladım ve buradaki animal PNG'yi seçiyorum. Photoshop gibi programlarda hazırlayabilirsiniz. Open diyorum. Buraya eklediğim görsel %'de anlık olarak görünüyor. İstersen buradaki opacity kısmını değiştirebilirim. Bu adam gözlüklü. Gözlüksüz haline geçelim tekrar orijinal görüntüye. Dediğim gibi bu detaylar üzerinde çok durmayacağım. Benim burada amacım programı anlatabilmek. Bu tip filtreleri de Instagram filtreleri arasında muhakkak denk gelmişsinizdir. Bu da onlardan biri olduğunu farz edelim. Şimdi biz bu kısmı nasıl test edeceğiz? Bilgisayarda webcam olanlar anlık olarak kendilerini görüntüleyebilirler. Peki telefonda bu kısmı nasıl yapacağız? Bunu da göstereceğim. Ve onaylandığı takdirde diğer insanlara da ulaştırabilmeyi göstermeye çalışacağım. Filtremizi bu şekilde hazırladık. Ekranın sol alt tarafında Test on Device diye bir seçeneğiniz olacak. Bu Test on Device seçeneğini tıklıyorum. Karşıma iki tane test seçeneği gelecek. Bunlardan bir tanesi Preview on Spark AR Player. Bu şu şartlarda çalışıyor. Zaten burada da açıklaması mevcut. Bilgisayarınıza cep telefonunuzu USB aracılığıyla bağlıyorsunuz. Ve cep telefonunuza Spark AR Player uygulamasını kuruyorsunuz. Spark AR Player uygulamasını açtığınızda buradaki hazırladığınız filtreyi orada görüyorsunuz. Diğer uygulama ise herhangi bir USB bağlantısı kurmadan veya bilgisayarınıza herhangi bir uygulama indirmeden sadece Instagram uygulamasını kurarak uygulayabileceğiniz test. Ben size bunu göstereceğim. Zaten ikisi de temel olarak aynı mantıkta. Alttaki seçeneğin üzerine geldiğimizde iki tane test seçeneği çıkıyor karşımıza. Bunlardan bir tanesi Facebook, bir tanesi Instagram. Instagram için yapılan her şeyi Facebook için de yapabilirsiniz. Ben size konu Instagram olduğu için, Instagram filtresi olduğu için Instagram üzerinden göstereceğim. Ama bu sanılmasın ki bu sadece Instagram için geçerli, Facebook için de geçerli. Bu filtreleri aynı zamanda Facebook üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Instagram'ı burada seçiyorum. Instagram üzerine geldiğimizde sizde eğer böyle görünmüyorsa demek ki cep telefonunuzdan bazı düzenlemeleri yapmamışsınız demektir. Bu alan sizde görünmüyorsa, test kısmı sizde görünmüyorsa veya aktif değilse şu yolu izlemeniz gerekiyor. Cep telefonunuzdan Instagram hesabınıza giriş yapın. Sağ üstteki menü kısmına gelin ve Settings'e yani ayarlara girin. Burada Account yani hesabınızın olduğu sekmeye gelmeniz gerekiyor. Account kısmına yani hesabınız kısmına. Buraya girdikten sonra Linked Account diye bir seçeneğiniz olacak. Buradaki Facebook seçeneğinin içerisine giriyorum, connect diyorum ve üstteki seçenek aktif değilse bunu aktifleştiriyorum. Bu işlemleri yaptığınız takdirde Test on Device kısmında siz de Send butonunu aktifleştirmiş olacaksınız. Send butonunu aktifleştirdiğiniz zaman hemen buradaki Send butonuna tıklayarak cep telefonunuzda demo bir bildirim alacaksınız. Send butonuna tıklıyorum. Burada hazırladığınız görüntüler şu anda ilgili yerlere yükleniyor ve ondan sonra cep telefonunuza bir bildirim gelecek. Şu anda bildirimim geldi. Bildirimin üzerine tıklıyorum. Bu bir test olduğu için bunu test etmek için Continue butonuna tıklıyorum. Continue butonuna tıkladığımda kendimi burada göreceğim. Filtreyi otomatik olarak kendi üzerimizde sanki bir Instagram filtresi kullanıyormuş gibi test ediyorum. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi bunu yüklemek için internet üzerinde, internet ortamında yüklemek ve Instagram'ın kabul ettikten sonra Facebook üyelerinin, Facebook yöneticilerinin bunu kabul ettikten sonra diğer insanların da görmesini sağlamak için burada bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Bir fotoğraf almamız, bir de video almamız gerekiyor. Video ise en çok 15 saniye uzunluğunda olmalı. Hemen bir tane fotoğraf alıyorum. Şöyle. Bunu cep telefonumuza indirelim. Görüntüyü cep telefonuma kaydediyorum. Ve şimdi geri gelip bir de bunun videosunu çekmem gerekiyor. Hemen videosunu da çekeceğim. Videosunu da basılı tutarak çekiyorum. Videoyu da çektim. Hemen videoyu da indirmem lazım tabii ki. Onu da yine indir butonuna tıklayarak indiriyorum. Şimdi bu iki dosyayı bir şekilde bilgisayara aktarmamız gerekiyor. İsterseniz direkt olarak kendinize mail atın. İsterseniz Drive kullanıyorsanız Drive aracılığıyla bilgisayarınıza yükleyin. Bunlardan bir tanesini yapın. Sonrasında nasıl upload edeceğimizi göstereceğim. Bu iki görüntüyü bilgisayarınıza yükledikten sonra buraya file'ın üzerine geliyorum ve Export and Upload seçeneğini seçiyorum. Buradaki tüm ışıklar yeşil olduğu zaman demek ki herhangi bir sorun yok. Tüm cihazlara, iOS, Android veya diğer cihazlara uyumlu bir şekilde export edilmeye hazır olduğunu ifade ediyor. Buradan export file diyebilirsiniz. Bunu dediğiniz takdirde kendiniz manuel olarak giriş yaptığınız Instagram hesabınızın upload kısmına
Bunu bu dosyaya yüklemeniz gerekiyor. Direkt olarak buradan upload derseniz de otomatik olarak buradaki yaptığınız işlemler yüklenecek. Oradan devam edebileceksiniz. Buradan upload diyorum ve şu anda buradaki ilgili dosyalar, ilgili hareketler yükleniyor. Yükleme işlemi bittikten sonra Spark AR'ın hub sayfasına geliyorum. Bu sayfa üzerinden bu efektlerin ve filtrelerin yüklemesini yapabiliyoruz. Burada Instagram hesabını seçiyorum. Instagram filtresi olacağını düşünerek. Mavi renkteki upload butonuna tıkladığımız için buraya bu otomatik olarak geldi. Siz bu sayfaya manuel olarak giriş yapsaydınız buradan kendi dosyanızı seçmeniz gerekecekti bilgisayarınızdan. Filtrenin ismini yazıyorum. Diyelim ki Line Face View diye bir isim verelim. Kategori seçmemiz gerekiyor. Hemen kategoriyi de seçelim. Ne olabilir? Animals. Anahtar kelime girebilirsiniz ama bu optionalmış. Anahtar kelime girmeniz zorunlu değil. Kendi isminizi seçiyorsunuz. Kendi hesabınızı seçiyorsunuz. Ve buradan da zaten hesabınız seçili olacak. Demo medya eklemeniz gerekiyor. Az önce çektiğimiz video kısmını buraya ekleyeceğiz. Choose File butonuna tıklayarak, buradaki Choose File butonuna tıklayarak bilgisayara aktardığım ve Instagram'da çekmiş olduğum görüntüyü buraya yüklüyorum. Videomuz yüklendi. Öne çıkan görsel olarak görünmesini istediğim görseli buradan seçiyorum. Minimum 200-200 piksel olacak şekilde PNG veya JPEG olarak bu görseli ikon olarak eklemem gerekiyor. İkon olarak görünecek bu. Buradaki aslan görselini eklemek istiyorum. Aslan görseline bu şekilde olabilir. Confirm diyorum. Buradaki beyaz kısımları transparan olarak yaptığımı söylemiştim. Bunun transparanlığını almam gerekiyor. PNG veya JPEG uzantılı dosya ekleyebiliyorsunuz ama transparan dosya ekleyemiyorsunuz. Ben de bu dosyayı açtım. Bu sefer transparan olmayan özelliğiyle kaydetmek istiyorum. Hatta JPEG bile olabilir. Save diyorum. Boyutu da 200'den yüksek olması gerekiyordu. Dolayısıyla 1000 pikselin üzerinde olması çok gerekli değil. Ben bunu 400 piksel yapıyorum ve kaydediyorum. Şimdi tekrar replace diyerek yeni oluşturduğum JPEG dosyasını buraya aktardım. Confirm diyorum. Ve bu şekilde ikonum oluşturuldu. Buradaki publication date kısmını as soon as possible de yapabilirsiniz. Eğer bir kampanyaya dahilseniz ve belli bir sürede yayınlansın istiyorsanız alttaki seçeneği de seçebilirsiniz. Review information kısmına da birkaç metin yazmanız gerekiyor. Yani bu efekti tanımlamanız gerekiyor. Herhangi bir şey yazdım. Ve submit diyerek oluşturduğum bu efekti, bu filtreyi artık bu işi, bu durumu, bu filtreleri kontrol edenlerin onayına sunmuş olacağız. Submit butonuna tıkladıktan sonra in review olduğunu, yani incelemeye gittiğini belirten bir sayfa geliyor karşıma. Yaklaşık 10 gün gibi bir sürede, maksimum 10 gün gibi bir sürede incelemeyi yapabiliyorlar. Burada home'a tıklayarak efektinizin ne durumda olduğunu da inceleyebilirsiniz. Şu anki durumu in review, yani incelemede. Şuradaki sayfaya girerek otomatik olarak bu sayfaya erişebilirsiniz. Instagram'da filtre oluşturmak işte bu şekilde. Bunu daha da geliştireceğiz. Daha farklı filtreler, daha farklı efektler oluşturacağız. Bu eğitimde amacım Instagram filtresini daha önce yapmaya çalışmamış olanların Spark AR uygulamasıyla tanışmasını ve nasıl test edebileceğini ve nasıl yükleyebileceğini göstermeye çalışmaktı. Dilerim faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.